Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İyi pizza, güzel pizzaya devam edeceğiz. Son bölümde kış güncellemesi, kış festivali gelmişti ve biz de ona başlamıştık ama devam ettiremedim. Ben sanırım son günlerindeyiz. Son günlerinde yakalamak istedim. Birazcık kamera arkasında oynadım. Video çekmeye vakit bulamadım sadece. Kamera arkasında oynarken şöyle bir değişiklik oldu. Bize hani bu patlıcanları veren böyle pembe saçlı bir kız vardı ya. O bize sarımsak getirdi ve artık bir bahçemiz var ama bahçemizde henüz hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece sarımsak ekebildik. Sarımsak ekmeği gösterdi bana. Onun dışında karşımıza rakip bir pizzacı açılmıştı hatırlarsanız. Onunla ilgili esrarengiz bir adam geldi ve pizzanı robotlara kaptırma diye bir not bıraktı bana. Onu da Instagram hikayemde paylaşmıştım. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız siz de zaten oradan görmüşsünüzdür. Şimdi son günlerindeyken hazır festival yakalayalım istedim ben de söylediğim gibi. O yüzden hemen devam edelim. 101. günde kalmışım ben. Hemen oradan başlayalım. Ha bu arada Doktor Fiat'la ilgili de bir şey söylemek istiyorum size. Doktor Fiat'la ilgili bana bir arkadaşımız yorum yazmıştı. Doktor Fiat dolandırıcı, sahtekar, sana bir şeyler satmaya çalışacak, kesinlikle alma diye. Teşekkür ediyorum önerin için. Bu arada kamera kapalıyken Doktor Fiat bir kere geldi ama bana bir şey hediye etti. Satın almama gibi bir seçenek olmadı, seçeneğim olmadı. O yüzden sadece onu kabul ettim. Şimdi sanırım bu bölümde de gelecek. Reklamları çok dönmeye başladı çünkü. Ne demiş? Selamlar herkese. Hepinizi çok özledim. Araştırmalar günümüzde musluk suyunun pek çok kimyasal içerdiğini gösteriyor. Doktor Fiat'ın da bunun için çok özel bir çözümü var. Dağ yağmuru. Bitkilerinizi sağlıklı ve güçlü tutacak tamamen doğal bir maden suyu. Hatta ben bile biliyordum alabilirim. Sadece 5 pizza fonuna sizin olabilir. Her şey 5 pizza fonu bu arada. Hemen bir kasa su alın ve üstünde yüzüm olan bir sulama bidonu benden olsun. Bu fırsatlar, bu fiyat kaçmaz demiş. Bugün Havarti Parkı'nda takılan hayvanların canlı görüntüleri ekranlarınızda. Tepeden aşağı kızakla kayarken ne kadar eğlendiklerine bir bakın. İçlerinden birkaçı fırıncı bir kardan adam bile yapıyor. Pizza şehrindeki aktiviteleriyle ilgili daha fazla haber için PHA'yı takip edin demiş. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi burada sarımsaklarımız olmuş. Onları bir toplayalım. Bir tane daha sarımsak ekebiliyoruz. Ya da ne eksik ki? Bunlar ne? Zeytin mi? Patlıcan, soğan. Zeytin ekelim. Ne kadarmış? Gübre. Bir tane gübre alalım. Soğan, fesleğen. Zeytin değilmiş o, pardon. Soğan, fesleğen. Tamam. Soğan yetiştirelim. O zaman bir de fesleğen yetiştirelim. Kışta ne varmış? Bahçe Işık dizisi. Aa, bunlar yeni gelmiş. Buzlu patika. Mutlu çayır ağaçları. Zencefilli çit. Hediye hazırlık gereçleri. İyi mi kötü mü elfleri? Ha bunlar bahçe için. Tamam. Ama şu an çok param olmadığı için bahçeye bir şey alamayacağım. Bir de ne aldım ben? Sucuk asistanı aldım bu arada. 4 tane fesleğen. Bunlar bir dakika. Sarımsak ekebiliyorum işte. Bunu neden? Ha, ekebildim. Tamam. Buraya da ekeyim. Ha, çünkü bu gübre. Tamam, önce tohumu ekmem gerekiyor ya. İyi, şaşkın ben. Fesleğeni de ekeyim. Buralar boş kalmasın. Tamam. Üstüne de gübre koyalım. Aa, tuh. Bir saati varmış. Hadi bunu bir alalım. Tamam. Başka da gübremiz yok zaten. Tamam. O zaman buraya fesleğen ekeyim. O büyüsün. Tamam. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Şuralar kilitliymiş. Herhalde zamanla açılır. Şimdi... Merhaba, nasılsın? Aa evet, bu kız bu arada daha önce de geldi. Başka bir pizzacıymış o da. Bir dakika. Tamam. Saygılar demiş. Zazum'da ne varmış? İki Supreme varmış. İki Supreme alırsak yetiştiremeyebiliriz. Bir peynirli alalım biz.
Şurada bir şey kazanmışız. Oo, yaşasın. Tamam. Bir gün kalmış etkinliğin bitmesine bu arada. Eh diyelim. Aynen öyle diyor. Büyük veri pizzasının taşınması benim için oldukça zor oldu. Tanıyamadım diyelim. Benim adım Sasha ve şehrin diğer ucunda bir pizza dükkanım var. Sadece gelip buradaki diğer işletmelerin nasıl olduklarını görmek istedim. Bugünlerde birbirimize göz kulak olmalıyız. Anlıyor musun? Neden diyelim? Eminim şu anda herkes biraz zorlanıyordur. Bu yüzden diğerlerinin arkanızda olduğunu bilmek güzel olabilir. Her neyse, seninle tanışmak güzeldi. Seninle tanışmak da güzeldi Sasha. Bay bay. Seni bahçede çalışırken görmeyi özledim. Umarım yakında geri başlarsın. Evet, bu kız verdi işte bize sarımsağı. Geldi Elba. elf. Nasıl gidiyor evlat? En sevdiğin hayvanları dağıtmak için daha fazla kalbime ihtiyacın Elba. var. Evet, lütfen. Tamam. Ne 60 dakika içinde 100 pizza fonu yapabileceğini göster. Ben de sana kalpleri hediye edeyim. 100 pizza fonu. Nasıl yapacağız? Bahşiş kazanacağız. Tamam. Mücadeleyi tamamlamazsan kalpleri alamazsan iyi şanslar evlat. Tamam. 100 dolar bahşiş kazanacağız galiba. Pesto da babadır. geldiğine göre sonunda gerçek İtalyan pizzası yiyebilirim. Yeşil pesto, beyaz mozzarella ve kırmızı sucuklar. Tamam. Şimdi bu. Sen git. Sen de Zazumundun. Haydi bakalım. Başladık güne. Seni şuraya. Seni de buraya. Buyurun. Hayatımda hiçbir yemeğe bu kadar, bu pizza kadar müteşekkir olmadım dedi. Aa, bu neydi? Bu bir şeydi. Pastırmalı pizza soğanlı. Evet, soğanımız çok azaldı ama. Bahçeye ektiğimiz için. Bahçeye biraz daha soğan ekmeliyiz. Sarımsağımız idare eder. Patlıcanımız işte, o da az kalmış. Haydi bakalım, güle güle. Daha iyisi olamazdı. Teşekkür ederim dedi. Ah canım. Pipine uçmayı öğretmeye çalışıyordum ama işe yaramadı. Ruhumuzu yükseltmek için iki sosisli pizza alabilir miyim? İki sosisli pizza. Bir sonrakine de sosis asistanı alayım bari. Keşke tüm yıl boyunca pizzalarından yesem diyor. İyi, güzel bahşiş verdi. Elba. Ratatouille filmindeki vardı ya, ondan istiyorum ama pizzanın üstünde çok pişmiş olursa sevinirim. Elba. Vejeteryan yemeği. Hamuru hazırla, sosu yağ, üstüne peynir, patlıcan, soğan ve fesleğen koy. Çok pişmiş. Peynir, patlıcan, soğan, fesleğen. Tamam. Peynir. Patlıcan. Zazum gelecek diyor. Soğanım kalmadı. Neydi? Soğan ve fesleğen. Aa, dolma biberi gör. Okumayım. Okumamışım. Konuşamadım. Ay, çok üzüldüm şu an. Dolma biberi nasıl görmedim ben? Aa, dolma biberli ve klasik etli. Kabul ediyorum. Hay Allah ya. Martılar çok havalı görünüyorlar. Eğer onlar koyu kenarlı pizza yiyorsa ben de onları yiyeceğim. Malzemesi sadece sos ve peynir ve iki kere pişirteceğiz. Sos ve peynir. Ha, bir dakika, Zazum siparişimiz neydi? İki klasik etli. Bir dolma biberli, iki klasik etli. Şu iki. Bu da dolma biberli. Bahçeye başka şeyler ekmese miydim diye düşünüyorum şu an. Soğanın azaldığını gördüğüm için. Aa, bunlar birikti. Tuh. Şu bir. Bu iki. Bu da üç. Tamam, Zazum'u hallettik. Ay tuh, çok beklettik kızı. Buyurun. Ama evet, bahşişe az verdi tabii. Elba.
Tamam. Buyurun. Ya keşke şu Zazum'un da bahşişlerini kabul etse. Hadi bir kişi daha alayım. Bir peynirli pizza. Neyse alabildik. Bir kişi daha. Ay çok kötü kestim. Buyurun. Heh. Ay para iadesi neyse az olmuş. Tamirat. Bıktım şu tamirattan. Sonraki güne geçelim. Pizza Bros tüm faaliyetlerini durdurdu ve kepenkleri kapattı. Böylece bir haftadan biraz fazla bir sürede kapanan pizzacı sayısını 6'ya çıkardı. Eyvahlar olsun. Dünya Pizza Derneği, şehrimizdeki son restoran kapanma trendini araştıracağını duyurdu. Büyük veri pizzası. Bir de reklam vermiş. Daha fazla benzersiz ve leziz pizzalar için bigdatapizza.com adresini ziyaret et diyor. Oh valla. Kızıl Fırın pizzacısından pizza alın. Bütün kış hayvanları bu yerel dükkandan pizza alıyor. Yaşasın. Bizim de reklamımızı yaptılar. Robot geldi. Selamlar dost pizza uzmanı. Lütfen korkma. Megabyte bir robot olabilir ancak aynı zamanda megabyte ayrıca %55 geri dönüştürülmüş alüminyum ve %100 harika. Merhaba diyelim. Her neyse Megabyte'ın arama sensörleri devrelerimi bozan bir koku aldı. Burada pizza yapar mısın? Evet. Bu mükemmel. Pizza pillerimi şarj ediyor. Megabyte bir pizza alacak lütfen. Ne tür diyelim? Yapabileceğin en iyi pizzayı ver diyor. Megabyte onların mıydı ki? Şuradan ne kazanmışız? Ne kazandık biz? Para kazanmışız. Ben anlamadım ya. Biz verecek miyiz, vermeyecek miyiz bu robota? Bu pizza datanın robotu değil mi? Acaba kopyalayacaklar mı bizim? Bir tane peynirli pizza vereceğim ya. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ay dur sucukluyu da hazırlayayım bu arada. Zazum'unkini de hazırlayalım. Neydi? Bir pastırmalı, iki sucuklu. Tamam, Zazum'u hazırladık. Ama robota neyse ya. Bir tane sucuklu pizza da ona vereyim. Dur bakalım ne olacak. Ay, umarım yanlış bir şey yapmıyorum. Dur. Hata hesaplanamıyor, kopyalanamıyor. Belki de pizzan o kadar iyiydi ki Megabyte bir an için kısa devre geçirdi. Kopya mı? Endişelenme. Megabyte sadece pizzanı analiz etmeye çalışıyordu. Çok iyiydi. Megabyte bunu evde yapmanın harika olacağını düşün. Hiç hoş değil diyelim. Hiçbir şey anlamadım ben. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Tamam. Pestolu ananaslı bir pizza. Ne o robot? Ya kesin karşıdan geldi ve ben de ona pizzamın tarifini verdim. Üç pestolu pizza demiş. Tavuklu, zeytinli ve mantarlı. Bir mantar, bir zeytin. Öbürü de tavukluydu. Sen de git. Aa, peynir koymadım ki. Dur, o gitti. Acele ettik. Bu çöpe gidecek. Tuh, boşa gitti malzemelerim. Bu da tavukluydu. Of, bak 5,85 verdi. Canım, söyle bakalım. Tatilleri neden beni her zaman suratsız yaptığını bilmiyorum. Diğer herkes çok heyecanlı. Belki de elindeki bütün etlerin üstünde olduğu bir pizza beni neşelendirir. Tamam.
Tamam, bütün etleri koydum sanırım. 21 olmuşuz daha. Buyurunuz. Bunlar iyi veriyor ya. Bahşiş. Ağzım ağrı abi. Tabii. Ağzım Buyurun. ağrı. Soğanlı kabul edelim. Bugün küçük kapıyı kayak yapmaya götüreceğim. Çok enerji ihtiyacı var. Elindeki tüm meyvelerle bir pizza lütfen. Ay, meyveleri yine unuttum ya. Meyveler neydi meyveler? Dur şuradan. Meyveli domuz. Zeytin, dolma biber, ananas. Zeytin, dolma biber, ananasmış ya. Zeytin, dolma biber. İnşallah eksik koymam. Küçük kapıyı yüzmek istemem. Aa, berbat dedi. Ezber. Ay Allah ya. Aa, onu da hazırlamayı unuttuk. Ne Ay, oradan da gitti paramız. Ay, kafam çok dağıldı ya. Şu robota gitti kafam. Of. Ne? Zeytinli pizza alacağım ama gerçekten soğan da istiyorum. Ama iki tam pizza yiyemem. Tam zeytinli ve soğanlı mı istiyorsun yani? Ya şu karidesli bir hazırlayayım da. Aman, kafam gitti şeye, robota. Bak, Zazum'u hazırlamayı unuttum. Çok para kaybettik bugün. Sen zeytinli pizza istiyorsun. Ama soğanlı da istiyorsun. Bahçeye soğan ekecektim ve unuttum. Şimdi Zazum gelecek. Buyurun. Aa, niye ya? İki tam pizza yiyemem dedi ama. Niye yapamadım? BPV'ye kaptırdık, gördün mü? Çabuk gel hadi. Ne? Ezber. Pesto sosu, peynir ve hamsi. Tamam, bir kişiyi daha aldık. Pesto sosu, peynir ve hamsi. Nasıl kaptırdım ben o müşteriyi? Üzüldüm şu an. Ya, günü bitirdik ama çok kötü bir gün geçirdik bugün. Hiç iyi olmadı. 17 dolar. Üf. Bu hiç iyi olmadı gerçekten. Bak, şehirde dolaşan metal bir adam gördün mü? Büyük veri pizzasının eğlenceli robotu Megabyte ile karşılaşmış olmalısın. BDP'nin sevimli otomatonla selfie paylaşan hayranlarına pizzalarda %50 indirim yapacağını açıklamasından sonra Megabyte viral oldu. Jingles'ın şehir etrafında kar topu savaşı başlattığına dair raporlar var. Bu yüzden bu yaramaz kediciye dikkat edin. Ve Fog Albert'in bu akşam Pizza Şehri Müzik Salonu'ndaki özel şarkı gösterisine göz atmayı unutmayın. Ya, robot işte geldi. Bak, bizim tarifimizi çaldı. Şuraya bir soğan alalım. Aa, ücretsiz diyor. Ne aldım ben şimdi? Patlıcan. Ben şu an ne aldım? Ücretsiz, ücretsiz deyip durdu bana. Soğan almak istemişti. Tohum. İyi, alacağım mecbur. Soğanım kalmadı. De gübre alaydım. Gübreliyim. Aa, yaşasın. Bir tane daha soğan ekeyim.
Tamam. Devam edelim. Zazumda bir jambonlu, iki peynirli varmış. Kabul edelim ama unutmayalım. Evet. Selam, bahçen harika gözüküyor. Yardım edebileceğim herhangi bir şey var mı? Domates. Tabii. Bunu beklemiyordum ama sanırım bir çözümü var. Bunu hazırlanmak için biraz zamana ihtiyacım olacak. Hazır olduğumda geri geleceğim. Tamam, domates istedik ondan. Patlıcanımızı sulayalım. Mahallenin keçisine yaranmam lazım demiş. Fesleğen, zeytin ve soğan. Bir de iki dilimli. Şunları bir toplayalım. Şimdi Zazum'da neyimiz vardı? Bir jambon, iki peynirli. Şunu bir halledelim. Bir de jambonluyu hazırlayalım. Zazum tamam. Şimdi gelelim müşterimizin ne istediğine. Ne istemişti? Fesleğen, zeytin ve soğan. İkiye dilimli fesleğen, zeytin ve soğan. İkiye dilimle ve iki kere pişir demişti. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. 2 dolardan daha fazla versen iyi olurdu. Canım. Elindeki bütün etlerin üstünde olduğu bir pizza diyor yine. Of, yedi verdi. Bahşiş. Hazır Buyurun. Bakayım bir. İki soğanlı. Tamam. Tatana. Pizzadan nefret ederim. Güle güle. Niye geldin ki o zaman? Ne Bana bir gamberi pizza. Ne? Hepsi pestonun üstüne. Peynir, dolma biber, fesleğen ve karides. Pesto, peynir, dolma biber. Pesto, peynir, dolma biber, fesleğen, karides. Zazumu da yapayım. Bu ha şeyin. Adamın. Bu Zazum'un. Bu da Zazum'un. Çok beklettin diyecek şimdi. Buyurun. Tamam canım, pardon. Zazum geldi. Diğerini alamayacağım. Alsam yetiştiremem. Alamayacağım. Açık olmana sevindim çünkü sokağın karşısındaki onca insanın önünde bunu asla sipariş edemezdim. Ananaslı bir pizza istiyorum demiş. Nesi var ki ananaslı pizzanın? Buyurun. Yani bence de. Buyurun. 45. Bak geldi yine. O robota pizzayı sen mi verdin? Evet. Aa, doğru ya. Of. O zaman söyleyeceğim şey hoşuna gitmeyecek. Sorun nedir diyelim. Diğer tüm pizzacılardan tarif çalmak için o robotu kullanıyor. Ay evet ya. Bunu yapmak için programlanmamış olmalı. Bu yüzden bahse girerim. Birisi algoritmasını geçersiz kıldı ve kendi kendini kontrol protokolünü atladı. Bunu ifşa et. Durdur onları. Durdur onları Erim diyelim. o. Erim ya. Ancak herhangi bir yanlışı gösterebileceğim herhangi bir kanıtım yok. Şimdi ne olacak Bunu bilirim diyelim. ha. Bir kez gelmek yeterli olmaz. Bir dahaki sefere ziyarete geldiğinde ağzından laf alabilecek misin? Bir bak. Ayrıca Erim ha. Bayan Beck Hamill Bilmem ile daha önce ama. tanıştığınıza göre sence BVP'yi mi yoksa Angelica'yı mı soruşturayım? Angelica'yı. Erim o. Erim ya. Bunların ne olduğunu bulmak tüm bu şeylere bir son vermenin en iyi ve en hızlı yolu Erim olabilir. o. Burada Erim fazla ya. kaldım ama inan bana yakında tekrar görüşeceğiz. Aman. Bu iyi niyetim ne olacak? Ne diyor? Para iadesi yok ama çok malzeme kullanmışız. Dekorasyon almayacağım. Paramı biriktiriyorum. Çünkü ne asistanı alacağım? Bu sefer de sosis asistanı alayım. Ya da soğan asistanı. Yok. Neyse işte bir asistan alırım. Bu akşamki özel programda en sıcak kış aktivitelerini tartışıyoruz. Sıcak çikolata içmek, kurabiye pişirmek, zencefilli evler yapmak ve pizza yemek.
Olaysız bir günümüz geçmiyor. Bakalım ne olacak bugün? Bir tavuklu. Geldi. Merhaba. Dükkanının Megabyte'ın ziyaret günlüğünde göründüğünü fark ettim. Öf. Megabyte benim favori robotum ve lezzetli pizzalarını denemek için diğer dükkanları ziyaret etmeyi seviyor. Tarif çalmak için mi? Eğer şakaysa hiç komik değil. Megabyte sadece güzel pizzaları denemek için diğer pizzacıları geziyor. Yanıldığını kabul etmekte tereddüt ediyorsun. BVP'nin tarif çaldığı dedikodusunu ben de duydum. Ama söyleyeyim, söylentiler sadece bundan. Söylentiden ibaret. BDP'nin epeyce büyüdüğünü sana bildirme nezaketini göstereyim dedim. Durumun ciddiyetini tam olarak anladığından emin olmak istedim. Ne kadar büyük olursak o kadar fazla alana ihtiyacımız olacak. Bizi tehdit ediyor dükkanımızı almakla. Omuz silkelim. Güle güle. Bunların hepsi pesto sosun üstüne olacak. İki kere fırından geçir lütfen. Pesto sos, ananaslı. Hay Allah'ım ya. Seni iki kere fırından geçirelim. Zazum'da ne vardı? Tavuklu. Daha fazla bahşiş bıraksaydın keşke. Pastırmalı pizza. Zazum'da 5,5'ta ne varmış? 2 soğanlı. Şey kazandık. 50 oldu. Ne? Yarı sosisli, yarı zeytinli ve yarı sosisli, yarı sucuklu. Ne anlamadım. Yarı sosisli, yarı zeytinli ve yarı... Ha, iki pizza istiyor. Yok, tek pizza istiyor. Dur, diyor ki yarısında pesto sosu, peynir, sosis ve zeytin. Yarısında pesto sosu, peynir, sosis ve zeytin. Diğer yarısında pesto sosu, peynir, sucuk ve sosis. Ha. Sucuk ve sosis diyor. Buyurun. Etkilendin de 3 dolar verdin. Evet, ne yapayım? İşler kesat doğrular. 4. 2 soğanlıyı da alacağım. Karlı Baykuş'un çam ağacı kostümü çok şenlikli ve tatlı. Bana biraz dekorasyon önerisi verebilir mi merak ediyorum. Ona bir sosisli pizza alacağım ve soracağım. 2 soğanlı mıydı Zazum? Tamam. Öbürü de sosisli. Rica ederim canım. Yine bekleriz. Tamam. Ah. Hemen şunu da alalım da. Ananaslı. Bütün bu tatil neşesi kafamı kara gömme isteği uyandırıyor. Ya da bir etli pizza ya. Ne kadar et varsa hepsinin üstünde olduğu bir pizza. Zazum ananaslı mıydı? Evet. Gün bitti yahu. Lütfen güzel bahşiş bırak. Rica ediyorum. Yani 5,98 fena değil. Ne yapalım? Ah. Hadi bir kişi daha alayım. Aa gitti. 77 dolar. Tamam. Yine mi tamirat? Of ya. Isıtıcı tamirat olmasaydı asistan alacaktım ben. Bozuk fırınınız var mı? Haşere sorunu mu var? Ya da sadece genel olarak işinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? O zaman sadece PHA'da bulabileceğiniz muhteşem Doktor Fiyat özel programını kaçırmayın. Bugünün kış görüntülerinde Jingles arkadaşlarına buz pateni yapmayı öğretiyor. Görünüşe göre karlı baykuş Holly doğal bir buz patencisi. Diğer hayvanlar zorlanıyor ama en azından penguen Pippin karnının üstünde buzda kayarak eğleniyor. Zazum'da bir sucuklu varmış. Şok edici biber aroması, güçlü sos tadı uyumlu, bir o kadar da yoğun demiş. Geldiğine. Megabyte yine burada ve harika bir pizza istiyor. Neden öyle? Megabyte'ın neden bir pizza ihtiyacı var? Dürüst olmak gerekirse Megabyte buna hiç düşünmedi.
Bilmeyi ister misin? Hemen şimdi çalıştırmasına izin ver. Aa, bulduk işte. Yönetici Angelica, bellek %17, soğutma sistemleri %100, kişilik sürücüleri güncel. Tarif analizörü %100, takvim yedeklendi, yarışma verileri yedeklendi. Tarifler? Analiz edilen tarifler Pizza Bros, Giovanni's Pizzeria, yeniden kalibrasyon işleniyor, %83 tamamlandı. İyi misin diyelim. Her zaman güzel pizza seven bir robot olmuş oldu ve olacak bu bozulmuş veri. Bekle diyelim. Ne kazandık? Bunu mu kazandık? Ne kazandık? Hepsini al diyelim. Ne kadar kaldı? 100 kalp. 125 gün 15 diyor. Görev 20. Kalp verelim biraz. Kalplerimiz çok azalmış. 11. Seni 30 yapıyorum. Seni de 30 yapayım. 31 tane mi kaldı? Aa, kalplerim bitti. Dur. Bir şey daha kazandık. Oh. Yaşasın. Menene Ne? Bir şey daha kazandık. Oo, para kazandık. Ha, bunları da çünkü almışız. İki mantarlı pizza alabilir miyim lütfen? Hepsi de pesto soslu olsun diyor. İki mantarlı pizza, pesto soslu. Şu bir. Zazum'da ne vardı? Şu iki. Sucuklu. Hemen onu da yapalım da. Seni bir gönderelim. Tamam. Ya yetiştiremeyeceğiz herhalde. 100 alamayacağız. Canım. Supreme pizza alabilir miyim? Alırsın. Ağzından laf aldık robotun, değil mi? Soğanımız bitti. Artık para gidiyor soğandan. 69. Pippin ve ben göbek üstünde kaymaya gideceğiz ama öncesinde bir patlıcanlı pizza istiyorum. Zazum'un 5.5'unda da mantarlı varmış. Onu da hazırlayalım. Buyurun. Pizza yapma yeteneğin kusursuz dedi. Hemen sucukluyu verelim. Mantarlıyı da kabul edelim. Yarı sucuklu, yarı soğanlı. Hazır. Penguen'in en büyük hayranıyım. O çok güzel. En sevdiğim malzemeli bir pizza lütfen. Penguen'in en sevdiği neydi? Zeytin. Tamam. Hamur, sos ve peynir. Bir dakika. Onu zeytin yerken gördüm. Ha, tamam. Bir de zeytin koyacağız. Ay, daha 75 oldu. Buyurun. Hemen 7.5'u da alalım. Tamam, git çabuk. Sucukluları hazırlamam lazım. Mısırlı ve pastırmalı iki pizza bana. Rengi de pastırma gibi olsun. Tamam. Şimdi hemen şu sucukluları bir hazırlayayım. Şu bir. Öbürü neydi? Mısır pastırma iki kere pişirilsin. Sen de git. İki tane miydi? İki pizza. Tamam. Ha, yer kalmadı ki. Şunları almam lazım. Şu bir. Bu iki.
sen bir git. Tamam. Beş verdi. Az Tamam. En 42. Uf. Tamam, şimdi asistan tutacağım bir tane daha. 97. Hemen asistan tutalım. Soğan asistanı, sosis asistanı tutacağım şimdi de. Hediye paketlemekte zorlanıyor musunuz? O zaman bu gece bizi izleyin ve her şekil ve boyuttaki hediyelerin nasıl paketleneceğine dair ipuçlarını Jingles'dan Teşekkürler. dinleyin, demiş. Zazun'da iki zeytinli varmış. Pie chart en güzel pizza buralardaki, dünyadaki, evrendeki demiş. Bahçemize dur bir şeyler ekelim. Şunu bir alalım. Soğanımız bitti çünkü. Tamam. Bir tane daha soğan ekelim. Kaç saat diyor? Bir saat, bir saat, iki saat, bir saat, bir saat. Uhu. Tamam, neyse, 50 tane aldık soğan. Evet canım. 3 pizza lütfen. Biri benim, ikisi arabam için mi? Arabamda damak tadı yok. Tam 3 peynirli pizza yapalım. Zazum'da ne vardı? 2 zeytinli, onu da yapalım. Şimdi şunu da Zazum'a koyalım. Yani bu adamı ilk defa gördüğüm için bu adamdan da bir şüphelenmedim değil. Bu da sanki robot gibi. Yani sanki Angelica göndermiş gibi. O yüzden çok malzeme koymak istemedim. Arabam şimdi vın vın gidecek. Kafanı karıştırdıysam özür dilerim. Ben Elliot St. Clair, Peel'in CEO'suyum. Pencerenin dışındaki o güzellik benim son icadım. Monza arabası. Monza arabası mı? Bu yoldan geçerken havanın pizza gibi kokmasını sağlayan kendi kendine giden bir pizza dağıtım arabası. Çünkü pizza ile gidiyor. Onlardan bir filo kurmayı planlıyorum. İnanılmaz diyelim. Ama şimdilik bu hala sadece bir rüya. Bu arabaları yollara dökmek için yardımına ihtiyacım var. Spesifik olmak gerekirse bir yatırım. Bilmiyorum yani. Sana baskı yapmak istemiyorum. Senden 200 pizza fonu isteyeceğim ve bununla bu arabayı günlük hayatın bir parçası yapabiliriz. Sana düşünmen için bir gün vereyim. Yarın tekrar konuşalım. Ha şu. Ama benim kafamı karıştırıyorsunuz. Bir yarı sucuklu, bir yarı sosisli pizza lütfen. Yarı sucuklu, yarı sosisli. 93 olmuşuz. Aa, diğer adam mı çok verdi? Onu ben görmedim. Bir biberli ve soğanlı turta. Turta mı? Bunların hepsi de pestosuz. Sosu üstünde olacak. Pizza üstüne biber ve soğan çok pişmiş. 5 dakikamız kaldı. Hadi lütfen. Çok ver bahşişi. Senin kadar güzel. Dedin de 2 dolar verdin. Mantarlı pizza, kepek hamuru. Kepek hamuru. Ve mantarlı pizza. Buyurun. 97. Allah'ım, gıdım gıdım ya. Çabuk. Sevgili arkadaşım, birkaç lokal tatil partilerinde şarkı söylemem için beni daha... Ha, sevgili arkadaşım. 3 tane patlıcanlı pizza. 3 tane patlıcanlı pizza. Umarım 3 dolardan fazla verirsin. Tatil hayvanları çok veriyordu gerçi bahşiş. Buyurun. Tebrikler, yaşasın. Kabul edelim. 4,92 verdi. Evet, çabuk gel. Tamam. 4,45. 3 mantarlı. Çabuk, çabuk, çabuk. Pizzamda tavuk istiyorum ama tavuğun yediği şey ne? Tavuk yemleri genelde mısır içeri, çok unutma. Pestolu istiyorum, çok pişmiş. Heh, uçabilirmişim gibi hissettiriyor diyor. İyi gitti.
Oo, 151 dolar kazanmışız. Güzel. Burada bitirelim. 107. güne geçmeyelim. Ama galiba festivali tamamlayamayacağız. Kar festivalini, kış festivalini neyse tamamlayamayacağız sanırım. Çünkü bugün son günü. Ne yapalım artık? Bu da böyle olsun. Bu seferlik de böyle olsun. Yalnız şu şey kafamı karıştırdı. Pizza arabasının sahibi kafamı karıştırdı. Ona yardım edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Etmeli miyim, etmemeli miyim? Bana bilginiz varsa, eğer yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de ona göre hareket ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.